arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patatesli mercimek köftesi yapacağız. Çok kolay arkadaşlar. Normal mercimek köftesini zaten birçoğumuz biliyoruz. Sizlerle bugün patatesli mercimek köftesi yapacağız. İnanın lezzetine inanamayacaksınız. Çok farklı ve çok daha güzel bir lezzet elde ediliyor. Patates zaten içine girdiği tüm yemeklere bence acayip güzel lezzet katıyor arkadaşlar. Hemen malzemelerimizi sayayım kısaca ve çabucak yemeğimize geçelim. Mercimek köftesi için, patatesli mercimek köftesi için bize 1,5 bardak ince bulgur, köftelik bulgur gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu boyutlarda bulgurumuz 1,5 su bardağı kadar. 1 su bardağı kırmızı mercimek gerekiyor. 2 adet orta boy kabuğunu soyduk, rendeledik patates. 1 adet orta boy ince ince doğranmış soğan. Arkadaşlar ne kadar ince doğrayabilirseniz o kadar güzel olur. Maydanoz sonrası için arkadaşlar, ama ben tahtamı çıkarmışken maydanozumu da doğrayayım dedim. Bu sebeple burada duruyor. Benim takipçilerimden, kayıtlı üyelerimden bir tanesi bana ilk günden beri diyor, abla ne olur mercimek köftesi yapar mısın, yapar mısın? O arkadaşımın ismini şu an hatırlayamıyorum. Ama mercimek köftesi yapıyorum arkadaşım. Aşağı yazarsın yorumlara. Bunun için arkadaşlar bize şöyle orta boy bir tane tencere yeterli olacaktır. Şimdi ben bir de arkadaşlar şöyle bakın, 3 su bardağı da suyumuz var. Şimdi ben mercimeğimizi tenceremize alıyorum. Yaklaşık 3 su bardağı kadar suyumuzu da tenceremize ilave ediyorum. Arkadaşlar kapağını kapatacağız ve mercimeğimizi orta ateşte pişireceğiz. Ocakta. Şimdi ben kapağını kapatıyorum. Şöyle hemen sizlerle birlikte ocağımıza götürelim. Orta ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Şimdi ocağımızı açıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaklaşık bir 20-25 dakika, ama orta ateşte olacak arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Yoksa ne olur biliyor musunuz? Bir anda kaynar, mercimeklerimiz tam pişmeden suyu çekilmiş olur ve güzel bir dönüş elde edemeyiz arkadaşlar. Bir de bu pişme aşamasında patateslerimizi ilave edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mercimeğimizin patatesini de bu aşamada ilave ediyoruz. İlk aşamada ilave ediyoruz. Mercimeklerle birlikte patatesimiz de haşlanacak. Şöyle bir karıştıralım. Ve bu şekilde pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Unutmayalım, buradaki püf nokta ocağımızın altını kısık konuma getiriyoruz arkadaşlar, tamam mı? Ocağımızın altını kısık konuma getiriyoruz. Ondan sonra patateslerimizi ilave ediyoruz. 3 su bardağı suyumuzu koyuyoruz. Burada bu aşamada arkadaşlar 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da şu şekilde ilave edelim. Ondan sonra arkadaşlar kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde mercimeklerimizi pişmeye bırakıyoruz. Dediğim gibi 20-25 dakika bu şekilde pişmeye bırakacağız. Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Ocağın altını kısık konuma getirirsek eğer bu pişme daha sağlıklı olacaktır. Evet, piştikten sonra tekrar bakacağım. Evet arkadaşlar, hemen bir kontrol edelim. Mercimeğimiz bakın yavaş yavaş artık pişiyor. Bir 10 dakika oldu, ocağa koyalım. Biraz daha pişsin arkadaşlar. Şimdi mercimeğimiz pişerken biz de salçalı sosunu hazırlayalım arkadaşlar. Bunun için yarım su bardağı kadar, hatta yarımdan biraz az arkadaşlar, zeytinyağı kullanacağız. Şöyle ilave edelim. Soğanlarımızı kavuracağız ve salça ilave edeceğiz arkadaşlar. Biraz yağlı olduğunu düşünebilirsiniz ama arkadaşlar mercimekli yemekler yağlı olduğunda daha güzel oluyor. Artı bu yağlı olmayacak arkadaşlar. Bulgur falan bu yağı çekeceği için bizde sadece güzellik alacak.
Ben bu aşamada birazcık daha tuz, yarım tatlı kaşığı daha tuz ilave etmek istiyorum arkadaşlarım. Şöyle. Evet. Arkadaşlar bakın dolu dolu 2 yemek kaşığı kadar biber salçamız. Ben biber salçası kullanıyorum çünkü yemeğimiz daha güzel oluyor. Kırmızı kırmızı oluyor köftelerimiz. Şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı kadar biber salçamız. Arkadaşlar ben söylemeyi unuttum. Şimdi mercimeğimiz kaynarken şöyle hemen bir kapağımı açıp göstereyim. Mercimeğimiz kaynarken şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane bulyonumuzu mercimeğimizin içine atıyoruz. O erir zaten arkadaşlar orada. Şöyle eridikten sonra zaten karıştıracağız. Evet, bunları da kavrulmaya alıyoruz arkadaşlar. Soğanımız da burada kavrulsun. Sonrasında hep beraber bakın. Evet, mercimeğimiz pişmiş. Bakın bu kıvamda olacak arkadaşlar. Şöyle bakın patateslerimiz de gayet güzel şekilde haşlanmışlar. Buraya ne koymuştuk tekrar hatırlatalım. 1 su bardağı kırmızı mercimek, 2 orta boy yıkanmış, soyulmuş ve rendelenmiş patates, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet bulyon ilave etmiştik arkadaşlar. Kaynatmıştık. Şimdi şu kıvamı yakalayacağız arkadaşlar, tamam mı? Üzerinde çok az bir su olacak. Şimdi bulgurumuzu ilave ediyoruz. İlk bardağımız. Şu şekilde. 1 bardak, 1 de yarım bardak. Toplamda 1,5 bardak köftelik bulgurumuzu ilave ediyoruz. Şimdi bunu biraz karıştırıp altını kapattım bu arada arkadaşlar. Tamam mı? Bu aşamada altını kapatıyoruz. Şöyle güzel karıştıralım. Kenarlarda da kalmasın. Güzelce karıştıralım arkadaşlar. Evet, bu şekilde karıştırdıktan sonra kapağımızı kapatalım. Bu şekilde dinlenmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dinlensin. Bu arada soğanımız kavruldu salçamızla birlikte. Biber salçası kullanmıştık. 2 yemek kaşığı biber salçamız soğanımızla birlikte kavruldu. Onun da artık ne yapalım? Altını şöyle kapatalım arkadaşlar. Evet, bulgurumuz biraz kendine gelsin. Biber salçamız ve soğanlarımızla kavurduğumuz soğanlarımızı ekleyeceğiz. Baharatları da o aşamada ekleyeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde maydanozumuzu da o aşamada ekleyeceğiz. Bulgurumuz birazcık burada demlensin. Onları da göstereceğim ben size. Evet, benim kıymetli 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 arkadaşlarım. Mercimeğimiz pişmişti hatırlayacağınız gibi. Biz onun üzerine 1,5 bardak ince köftelik bulgurumuzu ilave etmiştik. Ve bir tane bulyonumuzu, tavuk olabilir, et bulyonu olabilir arkadaşlar. Veya kullanmıyorsanız, sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz de. Bu tamamen tercihen bir durum. Bunları ilave ettikten sonra, mercimeğimiz piştikten sonra bulgurumuzu ilave etmiştik ve kapağını kapatıp dinlenmeye bırakmıştık arkadaşlar. Şu anki durum bu. Şimdi bunun içerisine soğanımızla birlikte kavurmuş olduğumuz yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar biber salçamızı, tatlı biber salçası arkadaşlar bu. Sizler acı da kullanabilirsiniz. Şu şekilde ilave ediyoruz arkadaşlar. Evet. Bunu ilave ettikten sonra burada maydanozumuz vardı. Yıkanmış, ayıklanmış ve doğranmış maydanozumuzu ilave ediyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar işin baharat kısmına geliyoruz. Şimdi baharatlarımızı ilave edeceğiz. Evet, ilk olarak bolca pul biberle başlıyoruz arkadaşlar. Konuşamıyorum. Evet. Bol koyun arkadaşlar, biraz acı olsun, korkmayın, bir şey olmaz. Şöyle gördüğünüz şu kaşıkla arkadaşlar 2 kaşık kadar pul biber ilave ettim. Yine aynı şekilde kekiğimizden koyacağız. 1 kaşık kadar kekik koyuyoruz. Burada nanemiz var. Nane bütün köfte, bu şekilde pişmeyen köftelerde güzel bir tat veriyor arkadaşlar. 1 kaşık kadar nanemizi
koyuyoruz. Daha sonra biraz karabiber ilave edelim isterseniz. Karabiberi şöyle yine bir kaşık kadar karabiberimizi de ilave ediyoruz. Burada kimyonumuz var arkadaşlar. Şöyle kimyonumuzdan da bir kaşık kadar ilave edelim. Ben bu aşamada tuz koymuyorum arkadaşlar. Siz bakarsınız. Hani bunu şimdi yoğuracağız arkadaşlar. Hatta şöyle ben kaşığı çıkaracağım. Zaten gayet soğumuş. Ellerimle bir güzel böyle yoğuracağım arkadaşlar. Tamam mı? Bunu bir güzel yoğuruyoruz. Dediğim gibi tuzuna bakarsınız. Yani eğer tuz sizin için yeterli değilse bir miktar tuz eklersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar söylemeyi unutmuşum ya. Bu arada iki tane orta boy benim limonlarım. Hatta küçük oldukları için ben şöyle iki tane limonlu kestim ortalarından. İki tane limon ilave edeceğiz arkadaşlar. Ben alacağım şimdi çekirdeklerini. İki tane limonumuzu tamamıyla, çok sulu değil limonlar arkadaşlar. Sizin eğer güzel hani sulu limonunuz varsa elinizde ve büyük boysa bir tane de yeterli olabilir ama arkadaşlar bu mesela limon, tuz, baharatlar, bunlar arkadaşlarım tamamen kişisel tercihler olduğu için. Bu arada ben çok arkadaşlar diyormuşum. Çok mu tekrar ediyorum? Evet. Birinci limonumuzu sıktık. Şimdi ben bunu yoğurayım ve sonra tadına bakayım, tuzu ve limonuna bakayım. Eğer eksik gelirse bunları ilave edeceğim. Size de söyleyeceğim. Olur mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar, işin en güzel kısmına geldik. Ben tabağımı şöyle yoğurduktan sonra hani bırakmıştık ya demlenmeye, onu yoğurdum. Ondan sonra şu kadar kaldı arkadaşlar. Ben bunu da şekillendirmeye devam edeceğim. Ayrı bir kaba bunu yapacağım. Fakat şöyle bir tabak patatesli mercimek köftemiz servise hazır arkadaşlar. Ben şöyle kenarlarına limon dilimleri, ortasına da şöyle güzel bir domatesten dekoratif bir gül yaptım. Üzerine dereotu serpiştirdim arkadaşlar. İçine de koyabiliriz arkadaşlar dereotunu. Fakat ben dereotu çok ölsün istemedim. O sebeple üzerine serpiştirdim. Sizler içine de koyabilirsiniz yoğurma aşamasında. Bakın gayet güzel oldu. Ben çok beğendim. Arkadaşlar keşke tadı ve lezzeti de size ulaştırabilme şansım olsaydı. Bakın normal mercimek köftesi zaten çok harika oluyor. Çok güzel oluyor. Fakat patatesli mercimek köftesi inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Damağınızda tat bırakıyor. Mutlaka denemelisiniz. Hanımlar bunu zaten çok pratik şekilde yapıyorlar. Tek yapacağımız mercimeğimizi haşlarken 2 adet orta boy rendelenmiş patatesimizi haşladığımız bu karışıma ilave etmek arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Tek fark bu ama lezzette inanılmaz fark oluşturuyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlarım, herkese afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma destek olmak için kayıt olmayı ve like bırakmayı unutmayın. Herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Lütfen desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar.